Evet, harcamalarımızdan söz edelim dedik. Şimdi bir taraftan böyle harcamalarımız var. Bu tabii sadece iki başlık. Onun dışında pek çok kalem sıralanabilir. Ama bu kalemlerden birini yine aralarından çekip alalım. Çünkü çok sıcak. Böyle Ankara'da bir tatlı telaş var sayın seyirciler. Biraz sonra canlı yayında o noktaya da döneceğiz. Nedir bu tatlı telaşın sebebi? Türkiye'nin uzaya gittiği haberi. Ancak biliyorsunuz Türkiye'nin hani uzaya bir roket göndermesi durumu söz konusu değil. Bu girişimin sadece bir uzay seyahati olduğu ve aslında bileti alan herkesin bu seyahati gerçekleştirebileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin hani uzay teknolojisine herhangi bir katkısı yok ne yazık ki ve bize maliyeti de 55 milyon dolar. Hani madem ki emeklilere doğru yol alıyoruz ve harcamalarımızdan söz ediyoruz. Bu 55 milyon doları da hatırlatmak lazım. Ama yine de bir tatlı telaş olduğunu söyleyelim. Dönelim neden böyle bir telaş var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliler için açıkladığı zam oranı beklentilerin çok altında ama siyasilerden zam oranına dair birçok tepki paylaşıldı. Gözler uzay istasyonuna gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın yolculuğuna çevrildi. 14 gün boyunca kalacak uzayda. Şimdi Kızılay'da bir izlememiz için bir yer kuruldu. Mevsim 6 ay orada. Bir dönelim, nasıl bir hazırlık var, nasıl bir heyecan var. Hem de bu yolculuğa dair de daha detaylı bilgi alalım Mevsim 6 aydan. Evet Mevsim. Remziye Demirkol, şu an kameraman arkadaşım Koray Tasal'la birlikte Kızılay Meydanı'ndayız. Aslında Ankara'nın iki gündemi var. Bir emekliye yapılan maaş zammı, bir de ilk Türk astronotumuz Alper Gezer Avcı'nın bu akşam saat 01.11 itibariyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na olan yolculuğu. Bu iki gündem üzerinde Ankaralılar konuşuyor. Biz şu an kameraman arkadaşım Koray Sesal'la birlikte Kızılay Meydanı'ndayız. Burada Kızılay Meydanı'nda kocaman büyük bir çadır kuruldu ve bu çadırda da saat akşam 23'ü gösterdiğinden itibaren hem uzay ajansından hem de TÜBİTAK'tan Exum'dan gelecek olan görüntüler burada izletilecekler. Ayrıca hatta size içeriği de göstermek istiyoruz. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Çadırın içi de bu. Burası protokol için yer ayrılmış bir çadır. Görüyorsunuz basın mensubu arkadaşlar da burada yayınlarını yapıyorlar. Ve görevliler de buradaki gerçekleşecek olan etkinliğin detaylarını paylaşıyorlar. Ama sadece bununla sınırlı olmayacak, bu çadırla sınırlı olmayacak. Bir taraftan da Kızılay Meydanı'nda da büyük LED ekranlarla vatandaşlar da o anları dakika dakika, an ve an o anları izleyecekler. Şunu söylemek istiyoruz, tabii 36 bin kişi başvurmuştu ve aralarından sadece 30 kişi seçilmişti ki bugünkü görevde de Alper Gezer Avcı o misyonu edindi ve ilk Türk astronotu olarak da Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek. 1,5 gün sürecek yolculuk ve 14 gün boyunca da orada birçok bilimsel projeye imza atması gerekiyor. O bilimsel projelerin de hem Türkiye'deki üniversitelerden hem Ankara hem Uzay Ajansı'ndan hem de TÜBİTAK'taki komisyondan geçtiğini de söyleyelim. Biz de bütün vatandaşlar olarak an ve an o heyecanlı dakikaları izleyeceğiz diyelim ve sözü İstanbul'a bırakalım. Evet, teşekkür edelim biz de. Meraklıları için bir kez daha hatırlatalım sayın seyirciler. Bugünü yani 17 Ocağı 18 Ocağı bağlayan bu gece 1.11'de bu yolculuk başlayacak. SpaceX Falcon 9 roketi AX3 mürettebatını Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacaklar ve işte bir takım çalışmalarda yapacakları ifade